Yani aslında ben artık nereye gitsem bütün şehirleri birbirine benzetir hale geldim. Hani işte Toki evlerinin o ucubik hali ve hepimizi saran, demin sözünü ettiğim o insansızlığı yaşatmaları anlamında ki biz buna aslında hakikaten yaşam dememeliyiz. İnsanları savuruşları anlamında, hayalsiz bırakışları anlamında. Evet, hayalsiz bir şekilde yaşıyoruz ve bu hayalsizlik bir edebiyatçı olarak benim hem çok ilgimi çekiyor hem de çok yalnız hissettiriyor beni. Bu yalnızlığı nereye kadar, bu çölü nereye kadar taşıyabileceğimiz sorusu ise herhalde bir sonraki kitaplarım. Peki bu mekanlardan mı kaynaklanan bir mutsuzluk? Mesela baktığımızda Gökçe'yle de aynı şeyi konuştuk öncesinde. Hı. Karakterlerin çoğu mutsuz hayatlarından ve aslında farklı farklı hayatlar yaşamalarına rağmen. Evet. Dolayısıyla bu mekan mı bizi mutsuz ediyor? Ben o zaman şunu sorayım size. Hani Medyascope'un bir üyesi olarak, hı, hani Zeytin Dalı'na da selam. siz mutlu musunuz? Ben mutluyum. Yaptığım işten. Ha, işten. Evet. Ama işte iş sadece yaşam değil ama. Şehir çok zor bir şehir. Evet. Onu biliyoruz zaten. Evet. Yani herkes sizler kadar, benim kadar şanslı olmayabilir. Bizler kafamıza koyduğumuz bir hedefi diyelim ki hasbelkader gerçekleştiriyoruz. Yazar olmaktan çok mutluyum. Ama gönül ister ki ev kadınıyken de mutlu olayım. Öğretmenken de mutlu olayım. İşte ne bileyim vergimi öderken de mutlu olayım. Ev alırken de ve borcumu öderken de mutlu olayım. Hayır. Hayat böyle parça parça kompartmanlardan oluştuğu zaman, hani şurada mutluyum, şurada mutsuzum dediğiniz anda bile zaten aslında çok büyük bir soru işareti var orada. Ve biz işte o soru işaretini sürekli olarak noktalı virgülmüş, virgülmüş gibi geçiştirip duruyoruz.